Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Emre var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol abi, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Ben yavaştan yola çıkıyorum. Tamam abi, arkandayım. Tamamdır. Arkadaşlar, Berlin'den Kopenhag'a doğru bir yolculuk yapacağız. Yaklaşık 400 kilometre gibi bir yolumuz var. Yani kurallara pek uyma gibi bir şeyimiz olmayabilir. Yani çok az kurallara uyarız. Yani şöyle söyleyeyim, hız sınırına dikkat etmeyeceğim. Çünkü 400 kilometre uzun bir yolculuk. Ondan dolayı Allah aslında uzun değil, yardımcımız olsun diyelim. Çünkü bazı tipler çıkabiliyor karşımıza. Sıkıntılı tipler. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Aslında çok uzun değil Tolga abi. Yarısını gemiyle gideceğiz yani. O da doğru. Gemiyle karşıya geçeceğiz. Bunu da online'de ilk defa yapacağım. Daha önce video dışında oynamışlığımda yapmıştım ama. Emre, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin kardeşim? Neler yapıyorsun? Vallahi iyi abi, nasıl olsun, gördüğün gibi bir şey yapamıyoruz. Bu arada kayboldun haritadan. Abi galiba benim retarder mi açık, retarder mi kapayamadım? Elim gazdan, ayağım gazdan çekince direkt araba fren yapıyor. Ha, motor freni de açık kalmış olabilir. Ya retarder ya motor freni. Ben yavaş yavaş ilerliyorum, seni bekliyorum o zaman. Sen dümdüz bas abi, ben sana yetiştim. Gidiyorum ben zaten, yavaş yavaş gidiyorum ya, 60 kilometre hızla. Sıkıntımız yok yani. Yolculuğa devam. Sıkıntı bu şey ya. Zaten bir şeyimiz olmasa şaşırırım. Ama bu video inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Oo, yanımızdan konvoy geçiyor bu arada bak. Öf 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 öf. 3-6 kişi konvoy karşıdan yapıyorlar. Mı? Aynen. Karşı şeritten. Bu akşam... Değil mi? Hayırlı. Aynen, hayırlı yolculuklar olsun tabii ki adamlara. Kazasız belasız sürmeyi nasip etsin inşallah. Bu akşam arkadaşlar, Batuhan ve Yiğit gelemedi. Yiğit'in bir işi varmış. Gündüz görüştüm kendisiyle. Batuhan'ın da ders çalışıyormuş. Tabii ki biliyorsunuz, önceliğimiz ders. Ders olduğu zaman yapacak bir şeyimiz yok. Ama inşallah şu sınav dönemlerini atlattıktan sonra bütün arkadaşlarımız yanımızda olacak. Zaten bu sınavlar bitince okullar da bitiyor. Tabii yani okullar da bayram, bitmiş oluyor. Bayram haftası biliyor. Aynen, bayramda şimdiden size kötü bir haber vereyim. Bayramda video atamayabilirim. Haberiniz olsun. Ufak çaplı bir tatil, aynen. Öyle söyleyeyim. Tatile çıkacağım. Yani YouTuber'lar da tatil hak ediyor. Yani birazcık. Arkadaşlar ben de yani sizin gibiyim. Ben de bir yandan İngilizce kursuna gidiyorum. Yani zaten eski takipçilerimiz biliyor. Yeni gelen arkadaşlar bilmiyordur belki. Ben de bir İngilizce kursuna gidiyorum. Akşamları oraya gidiyorum. Düşünün, bir de size video yetiştiriyorum. Gündüzleri çalışıyorum. Yani yoğunluktan dolayı birazcık tatili hak etmiş bulunuyorum bence. Senin dükkanı ziyarete gelenler var ya, yorumlarda okudum. Var var ya, sağ olsun. Kardeşimize önerdik kanalımızı. O da kırmayıp abone oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Eğer bu videoyu izliyorsa tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Hadi oğlum, nerede kaldın ya? Benzinliği geçtim, geliyorum. Ben 80 kilometre 70 kilometre hızlarla gidiyorum yani. 135 ile gidiyorum Tolga abi. Maşallah. Görüyorsunuz. Kural yok. Ya korkuyorum. Dorsi çok sallanıyor, devrilecek diye. Kaç ton ki? Benim tonajıma bakmadım ben.
Benim 18 ton. 11 ton 10'a benimki. 16 mı 14 11 ton benimki de. mi? Su tankı taşıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kopenhag Renard Logis diye. Ben Tolga abi nasıl gittin sen ya? Abicim gidiyorum. Yavaş gidiyorum bir de, yani 70 ile gidiyorum. Gözlük sıkıntı yok. Gördün beni? Gördüm. Ben daha göremedim henüz haritada. Nasıl göremedin ya? Ha, Arkandan deli fişekleri geliyor. aynada şu an geliyor. Evet, bir ışık geliyor arkadan. Selektör de geliyordur. Evet, ufak ufak selektör geliyor. Geldi. Evet. Basıyor muyuz? Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Gene Basıyoruz mu? yok yok, basmayalım. 80'le gidelim ya. Kısa sürecek yolculuk. Ben daha şey bekliyordum da. Çünkü bir kısmı şeyle ya, tekneyle ya. Aynen. Bu senin ilk tekneyle yolculuğun mu olacak videolarda? Yoksa bir kere Videoda daha yapmış evet. mıydın? Evet, videoda galiba ilk tekne yolculuğum. Daha önce yapmış mıydım hiç hatırlamıyorum. Yapmış olabilirim belki. Bir tane olmuş olabilir ya. Hatırlayamıyorum şu an. Ben de hatırlayamadım. Merhaba, 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 Eyvallah, hayırlı yolculuklar arkadaşlar. merhaba. Bir an selektör düğmemi unuttum ben ya. Hangisiydi? Yazmamış mıydın onu sen? Yazmıştım da şimdi defteri alıp da bakmak zor geldi, biliyor musun? Şu muydu acaba? Hı. Yok, bu değildi galiba. Bu. Ay yok, bu dörtlü. Ha, buymuş. Tamam. Tamam, şimdi hatırladım. Sınavlar bitti mi bari Emre? Abi bir hafta daha önümdeki bir süreç var. Hadi inşallah. Onlar da bitsin zaten okul benim için bitti oluyor. Sonra hemen babamı okula. Merhaba, merhaba, merhaba. Eyvallah, hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Babamı okula gönderiyoruz. İzin dilekçesi tamam. Artık tabii ya. Ya sizin zamanınız gerçekten çok iyi. Harbi diyorum, benim zamanımda böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Yani okula gideceksin, mecbursun. Öyle bir şey yok. 19,5 gün devamsızlığımız vardı gerçi. O şansımız vardı ama yani babamı göndereyim, izin dilekçesi alsın. Öyle bir dünya yok. Nerede? Ya bizim okul, ya şimdi de aslında bir farkı yok. 10 gün, 5 günü geçince belge alamıyorsun aslında Polat. Bu da bir şey yani. Oğlum bizde 19,5 günü geçtiğin an sınıfta kalıyordun. Belgeyi geç. Sınıf Bizde de tekrarı. 10 günü. Şimdi bir raporlu var, bir de raporsuz var ya. Raporlu 45 gündü. İşte raporlu bizim 20 gün, raporsuz 10 gün. Raporlu da 20 gündü. Raporsuz 20 günü yaptığın an kalıyordun sınıfta. 19,5 gündü. Buçuğu da vardı ha. Tabii 19,5 günü yapmak zorundasın. 20 yaptığın an kalırsın. 20 yapmayacaksın. 19,5'ta bırakıyorduk. Ki ben o hiçbir zaman görmedim yani. Ben biraz o konuda inektim arkadaşlar. Buradan açık açık itiraf edeyim. Ben genelde 10 gün en fazla 11 gün olmuştur, o da son haftalar gitmiyoruz diye yani. Son hafta şimdi abi okula bir gidiyorsun, okul bomboş. Yani ben son haftalara saklıyordum. Son 2 hafta gitmiyordum. 14 gün en fazla, öyle düşünün yani. 14 gün de etmiyor zaten, 10 gün ediyor. Ha? 9 gün ediyor yani. Pardon, 9 gün 5 5 ediyorsun. 10 gün yapıyor. Doğru. Bir günde daha, bir gün daha çıkar karne günü, cuma Ya günleri 9 benim gün aklım ediyor. günlük sivil hayata gitti, biliyor musun? 9 9 18 gün gibisinden. 9 9 18 yani abi. Şey, 9 nereden çıktı? Ben oruçlu da değilim şu an arkadaşlar. Yani Allah kabul etsin orucu tutanlar. Şu an ben akşam saat olduğu için orucumu bozdum. Ama nedense bugün çok yorulmuşum, onu anlıyorum. Ondan dolayı biraz şaşırmış olabilirim. 7 7 14 güne gitti aklım benim bir an.
Doğrudur. Evet. Buradan üstten mi geçeceğim? Mecburi yön. Geç önden. Geç Aa, öyle önden. Geç. Ben yavaşladım. Bak şu Skynet'i yolu ne güzel tasarlamışlar ileriye doğru ama harita yok. orası öyle abi. Ben sağdan kurtardım, haberin olsun. Ha, ben kaldım kırmızıya. Bu arada bu şeyler yükler bana Fasafiso geliyor, haberin olsun. Tamamdır. Biliyorsunuz videolarda Tamam. gören arkadaşlar biliyor, spesyal transport paketlerinde geniş ve büyük yükler taşıdığımız için şu an su tankı böyle Fasafiso 11 ton çok hafif. Adamın cebinde para olunca DLC almaya da parası oluyor derler, doğru mu? Biraz yani. Zamanda aldık. İndirim zamanında aldım arkadaşlar. Bunu Emre de biliyor. Evet, beraber aldık. İndirim zamanında beraber aldık. Sen haritaları mı almıştın? Yo, sen de... Ben de bir tane zaten DLC vardı. O special transport mudur her neyse. Hı. O vardı. Bir tek iki tane harita aldım. Evet, Emre harita aldı. Ben de diğer paketlerimi tamamladım. Heavy Cargo Pack falan vardı bende de. Diğer işte spesiyel transport, bir de bir şey daha var da hatırlayamayacağım şimdi hangisi olduğunu, unuttum açıkçası. Ama bunlar bana şu an Fasafiso geliyor yani, o kadar büyük. Gerçekten çok zor Emre, yani videoları izlemediysen izleyip bak kardeşim. Yani yola Doğrudur abi. sığamıyorsun yola. Sağdan soldan taşmış. Şey veriyor değil mi arkanın? Arkaya bir tane eskort, öne bir tane eskort. Aynen veriyor. Onlar sayesinde gidiyorsun. Sen kural tanımıyorsun. Kırmızı, sarı ışık falan sana, yani kırmızı ışıklar seni sallamıyor. Yolu kapatıyorlar sana Tabii özel. ya. Tolga abi, ben geçeyim. Sen geç, ben arkandayım zaten. Seni bekliyorum. Geçtere geçeceğiz değil mi? Aa, bir dakika. Hemen bakıyorum. Geçser, evet, geçser. Tamam, ben bindim gidiyorum. Tamam, ben seni bekliyorum. Daha geçmedin. Heh, şimdi geçti. Hemen biz de gemiye binelim arkadaşlar. Getser'e yolculuğumuzu yapalım. Enter. Getser. 404 euro maşallah. Evet. Geminin sesi geldi. Boom. Hoppa, seni Tolga abi, gördüm. ben şey tarafına doğru çıkıyorum. Ben de arkandayım, geliyorum. Şimdi normalde böyle yollar var ya Tolga Evet. abi. Şimdi Europa 1'de falan oynasak, Ya buralar evet. var ya, Geçen... nasıl trafik anlatamam Bak ben sana. geçen... Şimdi hatırladım. Ben buraya otomobil taşıyordum. Ve şuradan girmediğim için arabayı servise sokmak zorunda kaldım. Senin şu anki geçtiğin yoldan. Allah Anladın mı nereden geçtiğimi? Allah. İleriden mi geçmeye çalıştın? Yan taraftan geçmeye çalıştım. Sol yanımızdan geçmeye çalıştım. Ah 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 sen. Ayda, ben niye ters şeritte durdum ya? Hadi ben bekliyorum arkanda. Yansın da. Bekliyorsan şöyle yanaşayım Üste bir da ayıp takıldı olmasın. Emre. Araba, otomobil taşıyordum. Üste bir takıldı o şeyler. Biliyor da mıydın? He? Videoda mıydın yoksa video dışı oynarken mi? Hatırlayamayacağım ya. O kadar hatırlayamayacağım. Videoda mıydım, değil miydim? Galiba videodaydım. Sonra çekmek zorunda kaldım. Hangi video olduğunu hatırlayamayacağım şimdi. Ufak çaplı kaza olabilir videonun adı. Bir takıldı Emre üstü. Böyle bir şey yok bak. Takıldı ne ileri ne Bak geri. şey, Geri de çıkartamıyorum. dorsal. Dorsal hasarı aldım zaten. 70'i geçmemeye bak. Buranın hız sınırı 70. Dorsal hasar zaten aldım. Ondan sonra Ben de son anda döndüm biliyor musun? Haritaya baktım. Yoksa ben de gidiyordum orada. ha, sonradan ne yaptım bakayım? Servis çağırmak zorunda kaldım. Servise gönderdim arabayı. En yakın servise çektiler. Ya iyi ki bir şey olmadı. Doğru. İyi ki bir şey olmadı yani. Vay be, bu şehrin hızı 70'miş. 70'in üstüne çıkamıyoruz. Uçtun, uçtun. Oh, ben 90.
Vallahi nasıl çıktığımın farkında bile değilim. Ben arkadan görüyorum senin nasıl gittiğini. Buradan sağdan gideceğiz zaten. Dönüş var. Hiç beceremiyorum şurayı dönmeyi ya. Açık al, açık al, açık al, açık al. Heh. Aferin. Oldu mu? Ben olmadı, yine vurdum. Valla bakalım ben dönebileceğim mi? Gerçi ben artık pro oldum bunları biliyor musun? Ben hiç, yani gündüz falan açıyorum bilgisayarı gelmek için cumartesi pazar. Hani yine bu yollardan geçiyorum. %100 o arabaya hasar almadan çıkmam buradan. Çarpmadım. Orada fix. Bak vallahi billahi fix her zaman Buranın vuruyorum. dönüşü ama çok kötü. Baksana yola bak ne kadar dar. Buradan zaten spesyal transportu geçiremeyiz yani. Ben sana söyleyeyim. Burayı vermez ki sana zaten. Verir mi? Bilmiyorum ki. Denemedim hiç. Çok uzun yolculuk vermiyor. Maksimum 280-300 kilometrelik yollar oluyor genelde. Uçtun gene. 70'le gidiyorum bu. Tamam, ben sana yetişmeye çalışacağım. Bekle biraz, yavaşla. Burası 80'miş zaten. Ana yol. Biz 100 para rahat ol. Oo, bu meşhur köprü. Tamam, hatırladım. Ben bu yoldan geçmiştim abicim. Geçmişim de zaten. Ama videoda Ben de mıydım, bir. değil miydim hatırlamıyorum. Denizin üstünden. Arkadaşlar manzara nasıl ama? Manzaranın keyfini çıkartın. Gerçekten mükemmel bir Çok manzara ile zevkli. karşıyayız şu an. Ben Tolga şu abi an şurada bir dur da bir şey alalım ya. Foto alalım. Arkamda dur. sana yetişmeye çalışıyorum zaten. 90 kilometreye Şöyle çıktım. arkama ya da çapraz dur hafif. Şöyle bir fotoğraf alalım. Peynir de hemen, peynir de hemen. Peynir. Şöyle dur bir dakika abi. Tam Tamam, hadi durduğunda da bakalım. alacağım. Hadi bakalım. Aldım. Tamam. Hadi Devam yolculuğa devam. edebilirim. Çok güzel manzara. Çok hoşuma gitti. Müthiş bir manzara. Gerçekten çok güzel. İşte ben bu DLC'lerin de bu oyunu seviyorum abi. Çok güzel manzaralar veriyorlar. Ne Ya bileyim. şeyin özellikle İskandinav haritası çok güzel. Sıkışasın. Ne oldu? Sıkıştırdın beni de. Yok, Selektör. sıkıştırmadım. Yok, gördüm ben seni de. Atlıyorum önüne şu an. Atla atla sıkıntı Heh. yok. Ben de öbür tarafına atlayayım. Tamam. Ben sağ şeridi daha çok seviyorum biliyor musun? O yüzden. Ya İskandinav haritası zaten çok güzel bir yer. Şu yönden Bence de. yeşillik çok bol. Gördüğün gibi bir sürü işte ne bileyim rüzgar gülleri falan, bu yönden çok seviyorum ben İskandinav haritasını ama henüz gitmek nasip olmadı çok uzak diyarlara. Oslo taraflarına gitmeyi çok istiyorum. Ama bir türlü şey alamadık daha. Ne derler? Uzun yolculuk serilerimiz olmadığı için. Bir de arkadaşlar yani kısa yolculukları bilerek yapıyorum ki tadını çıkartın ya. Öyle söyleyeyim. Ya dediğim gibi bir videoda daha bahsetmiştik. Sürekli bir adamın aynı sesini duymaktan ben bıkıyorum abi. Değil mi? Sıkıldım. En fazla 30 dakika, bilemediniz 35 dakikadır yani bir video. Ha şimdi şey vardır mesela, benim serilerimden biri The Witcher 3 gibi hikayeli bir oyun varsa isterse 1 saat çek. Sıkmaz çünkü hikaye akıyor, gidiyor. Hikaye bir şey anlatıyor Aynen. sana orada. Benim konuşmamla Aynen beraber öyle. tabii ki belki şey olabilir ama sonuçta hikaye geldiği için, orada hikaye aktığı için sıkıntı yaşamıyorsun. Ama tutup da böyle Euro Truck gibi, Euro Truck'ta yapabileceğin en fazla 30 dakika, bilemedin 35 dakikalık bir videodur yani, daha fazla olmaz. Yavaşla, dikkat Ya et. nasıl olur biliyor musun abi? Nasıl olur biliyor musun? Çok hani nasıl diyeyim, kanalını biraz daha yürütürsün. Canlı yayın açarsın. Uzun Evet. yolculuğunu o zaman yaparsın. Bir Evet, saat. onu ileride Saat olur. düşünüyorum ben de arkadaşlar. Yani bugün hatta aklıma geldi. İleriye dönük canlı yayın yapıp Euro Truck yolculukları böyle. Uzun yol, Yani ya. özellikle uzun yol böyle 500 üzeri, 600, 700 kilometre, 800 kilometre. Tabii ben de o zamana kadar profesyonelleşmiş olacağım bu oyun bazında söyleyeyim. Seviye atlamış olacağım. Seviye atladığımdan dolayı uzun yolculuklarımı açacağım tabii ki. Uzun yolculuk açacağımdan dolayı sıkıntı yaşamayacağız bir daha. Yani ya bir daha bir multi oynanırsa oyun daha zevkli olur biliyor musun?
E tabii ki ya, beraber oynarız zaten. Şimdi yaz da geliyor, yazın rahatız bu konuda, sıkıntı olmayacak. Yakında benim de İngilizce kursum bitiyor. Ben bu arada sağdan devam edeceğim. Ben seninle geleceğim. Tamam, gel. Emre'nin Kopenhag'dan başka bir yere bir yolculuğu var ama birbirine çok yakın şehirler. Aynen. Yani bir 130 kilometre fark var arada. Aynen, yakın yani, çok uzak değil. Ondan dolayı arkadaşlar bulamıyoruz zaten. O çok. Çarptın mı? Çarpmadım, çarpmadım. İyi. Sınırda durdum. Tamam. Yani benim gibi bir profesyonel adam. Ben batı mıyım ya? Lütfen ya. Tabii ki. Kasap şoförümüz şu an dersini çalışıyor. Kasap şoförümüz akıllı bıdık oldu. Abicim, biliyorsun. O konuda ben de sertim. Zaten söyledim. Abi de ders çalışıyordum ama dedi, tamam kardeşim dedim. Dersini çalış. Dersin daha önemli. Oyun sonra da oynarız. Sen dedim dert etme. Tamam abi dedi. O konuda biraz belki şeyim ama arkadaşlar, yani sizin hayatınıza engel olmak istemem asla. Yani kimsenin hayatına engel olmak istemem. Benim yüzümden işte sınıfta derslerinden başarısız not alsın istemem. Bravo, çarptın. Çarpmadım. Tam sınırda durdum. Çarpmadım. Vah, hafif bir hareket etti benim şey. Bak, ekran görüntüsünü alayım, sana atarım. İyi, doğrusu hasarımız yok. Ya ben bu yolu hatırlıyorum. Çok iğrenç bir yol burası ya. Ne yolu ya? Ben girdim. Ayda, sakın tahmin ettiğim yolu. Toprak yol mu? Değil değil, toprak yol değil de bu yol acayip bir yol, böyle sonu gözükmüyor, biliyor musun? Gidiyorsun gidiyorsun, sonu gelmiyor bu yolun. Toprak yolda ise sıfır sıkıntı. Ben bir kere bir yerde toprak yola girdim, öldüm. Bak şimdi buradan sola döneceğiz. Aynen, sola dönecek buradan. Ben geçtim galiba, evet. Wow. Dur bakayım, ben de şöyle bir ihlal yapayım. Ne olmuş? Kim geçmiş? Ne oldu? Kırmızı ışık ihlali verdi mi? Aa. İyi o zaman. Hatta bak, ben burayı keşfetmişim. Daha önce gelmişim ben buraya ya. Ben de keşfetmişim. Burada bir tane galeri var. Galeriyi de keşfetmişiz. Aynen. Abi, garajı düşünüyor musun? Nasıl? Garajı genişletmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Onu da yapacağım arkadaşlar. Buradan arkadaşlara sesleneyim. En yakın zamanda garajımızı genişleteceğiz. Nereye bırakacaksın ki sen? İlerideki şu yolun sonundan sola döneceğiz. Sağ taraftaki şirket var ya, ne ismi gözükmüyor da. Tamam. Şimdi cevap. Ne biçim bir yol burası ya? Bir şey diyeceğim. Galiba bu şehirde bir tek ikimiz varız abi. Aynen. Çok güzel değil mi? Çok iyi. Sanki şehri bize kapatmışlar gibi oluyor. Valla Renara gideceğiz. Renara Evet. Hemen nereye park etmemi istersiniz? Onayla. Çok boktan bir yere verdin ama. Gerçekten çok kötü bir yer ama ya. Ben burada nasıl yanaşacağım şimdi? Hop, çarpıyordum. Hemen şöyle yanaşalım. Çok ufak yer ya. Yok yok, güzel. Tamam, yanaşıyorum. Ya Allah'tan direksiyonumuz var da. Tabii canım, bunlar şeylerle yanaştırılamaz ya, zor. Ama güzel video oldu. Aynen. Hoppa, tamamdır. Ayaklar indiriliyor, kablolar sökülüyor ve iş tamamlandı. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar olsun. Emrecim, var mı söylemek istediğim bir şey? Bu arada seviye atladım, gördünüz. Hayırlı olsun. Abi, beğenip yorum yapmayı unutmasınlar. Evet. Ya bir de Videoyu şey yapsınlar. Hani önerme yapsınlar ki biz de onların isteğine göre yapalım. aynen öyle.
videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Dediği gibi yani önermek istediğiniz bir şey var mı? Yorumda bir şey geldi ama şu an çoğunluk az olduğu için yapamadık onu. Onu söyleyeyim. Nedir? Aynen. Mesela bütün arkadaşlarım işte evet bir arkadaşımız yorum attı. Onu açıklayacağım Emre'cim bir dakika. Dedi ki abi dedi işte etrafındaki arkadaşların polis arabası olsun. Sen normal dorsenle yürü. Çok güzel, mantıklı bir teklif. Bunu en kısa zamanda yapacağız. Bilginiz olsun. Yeter ki grubu tamamlayalım. Şu an grupta bir kimse olmadığı için, bir tek Emre ile çektiğimiz için sıkıntı oldu. Neyse, bıdı bıdıyı kesiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi bir önceki videoda da bahsettim. Bu kanalın artık gelenek haline geldi. Arkadaşını da al gel gibisinden. Arkadaşlarınıza da önerirsiniz. Çok sevinirim. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.